Günümüzde sosyal hayat deyince en çok rağbet gören yerler kafelerdir kuşkusuz ve bir kafedeyiz kahve molası için. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tunazıyla devam ediyor. Şu an sizlere Gümüşhane'den seslenmekteyiz. Kırıntı Kafe ve Food işletmesinin konu olduk. Yanımızda işletme sahibi Sayın Umut Öztürk bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Umut Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Umut Bey, Kırıntı Kafe Food olarak verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize değineceğiz. Ancak öncelikle ekranların başındaki izleyicilerimize ben kısaca sizi tanıtmakla başlamak istiyorum. Tabii. Umut Öztürk kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Tabii. Ben 1991 doğumlu, Gümüşhane'de doğdum, büyüdüm. Yani yıllardır biz burada yaşıyoruz. Evet. Buranın sıkıntılarıyla, buranın güzellikleriyle beraber harmanlanıp buranın atmosferini yaşadığımız arkadaşlarımızla, esnaf abilerimizle bu ortamı paylaşan bir kişi olarak da Gümüşhane'deki biz sektörel açıklıkları kapatmak için uğraş vermekteyiz. Ben kendim aslen makine mühendisiyim. 2014 yılında mezun oldum. Benim burada kendim proje ve taahhüt ofisi var. Evet. Onun haricinde de bir küçük bir kafemiz var. Cemil Özden adına bir ortağım var. Evet. Kendisi değerli bir abim olup aynı zamanda bilişim sektörü üzerinde çalışmaktadır. Biz bu memleketin evladı olaraktan elimizden gelen bütün teknik olarak ve hizmetsel olarak bütün özveriyi gösterip Gümüşhane'deki açık olan sektörleri kapatmak üzerine bir yola koyulduk biz. Evet. Ben ilk ofisimi açtığımda Gümüşhane'de böyle bir ofis yoktu. Dışarıdan hizmet alınıyordu. Bu açığı gördüğüm için ilk başta kendi işimi yapmak üzere buraya koydum. Daha sonrasında hem bir yatırım, sermaye olsun diye hem de böyle eşimizi, dostumuzu ağırlayabileceğimiz, güzel hizmet veren, evet, güvenilir, huzurlu böyle sakin, güzel bir kafemiz olsun isteğiyle yola çıktık. Bundan dolayı Kırıntı Kafe'nin varlığına ihtiyaç duyuldu. Ve biz bu arzular üzerine bu kafeyi açtık. Açtık demeyelim de daha doğrusu devraldık diyelim. Ve şu anki şekliyle beraber tamamen ortağımla benim yani bütün dekorasyon, bütün sunum şekilleri hepsi bize aittir. Evet. Tamamen yerel bir firmadır. Evet. Buradaki bütün ürünlerimizi biz kendimiz bizzat mutfakta ustalarımızla beraber yapıyoruz. Yani dondurulmuş hiçbir gıdamız yoktur. Biz burada menümüzün yelpazesini birazdan isterseniz daha detaylı da açarız tabii ama ki bütün ürünlerimizin hepsini biz burada kendimiz temin ediyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Kendimiz severek geliyoruz, severek yiyoruz ve bundan dolayı da bütün ürünlerimize ve hizmet şeklimizin hepsinin altına imzamızı atabiliriz. Yani gönül sağlığıyla yani. Evet. Yani dışarıdan çok fazla destek almadan gıda evet ile ilgili evet kendi bünyenizde hazırladığınız ürünler gayet doğal, gayet organik bir hizmet veriyorsunuz diyebiliriz. Evet, kesinlikle böyle bir cümle kurmamız yanlış olmaz yani. Evet. Şimdi efendim, Kırıntı Kafe ve Food olarak verilen hizmetler nelerdir? Ürün yelpazenizde neler var? Biraz işletmenin hizmeti hakkında bilgi verir misiniz bizlere? Tabii. Biz ağırlıklı olarak bar kısmımız var. Hı hı. Çay, kahve, sıcak ve soğuk içeceklerimiz. Onun yanında mutfağımız var. Mutfağımızda daha çok fast food ürünler üzerine hizmet veriyoruz. Evet. Pizzalardan makarnalara, salatalardan tavuklu ve etli yemeklerimize, tatlı çeşitlerimizden çay kahve çeşitlerimize, kokteyllerimize, mokteyller. Bunların hepsi ürün yelpazemizin içerisindedir. Bunları biz hepsini günlük olarak hamurlarımızı, hazırlıklarımızın hepsini günlük olarak yapar, hazırlar ve müşterilerimize anında hizmetini sunarız. Evet. Bunun için tabii birazcık bunun bize dezavantajı şöyle oluyor. Maliyetimiz çok fazla yüksek oluyor. Hı-hı. Ve onun haricinde de belki diğer fast food ürün temini eden mekanlara göre servis hızımızda biraz aksaklıklar oluyor. İşte bunun evet sebebi de tamamen söylediğim şeylerden kaynaklanıyor. Yani siparişe göre hazırlanması. Kesinlikle siparişe göre hazırlanması, günlük olarak hazırlanmasından kaynaklanıyor. Bunun için müşterilerimiz de tabii o yavaş yavaş artık onu bildikleri için bir sıkıntı yaşamıyoruz onu. O beklentiyle geliyorlar. Evet. Ve bizim en büyük avantajlarımızdan bir tanesi de hiçbir tütün ve tütün ürününü kullandırmıyoruz. Evet. Yani buraya geldiğinizde rahatlıkla güzel, temiz, ferah bir ortamda yiyip içip eğlenip gitme şansınız olabilir. Ve olabildiğince aile ortamı biz burada hedefliyoruz. Yani insanlar aileleriyle rahatlıkla gelip güvenilir bir şekilde kalabilecekleri bir yer olarak düşünüyoruz. Bizim en büyük avantajımız şu olabilir diğer firmalara göre. Cemil Bey de ben de daha farklı işletmelerimiz olduğu için hani tabiri caizse burada tam böyle suyunu sıkıp her şeyi böyle
nasıl diyeyim size, ince iğne boncuğundan kaçmıyoruz, kısmıyoruz herhangi bir şey. Yani bütün kullandığımız ürünlerimiz de kalitelidir. Şuradaki tabağımızdan, çanağımızdan her şeye, personelimizin sayısına kadar bütün her şeyi de böyle bir ferahlık içerisinde yapıyoruz. Bu da tabii bize avantaj sağlıyor. Yani bizim 14 tane masamız var ama 15 tane personelimiz var. Çalışma arkadaşlarımızı da özenle seçerek alıyoruz. Bundan yana da bir sıkıntımız olmuyor. Müşterilerimizin de buna çok güzel geri dönüşleri oluyor. Bu da bizi çok fazlasıyla memnun ediyor. Çünkü biz buranın çocuğuyuz, söylediğim gibi. Yani biz burada para kazanıp gidecek bir gözle bakmıyoruz. Evet. Biz burada memleketimize, yaşadığımız sürece eşimize, dostumuza güzel bir hizmet vermekle biz mükellefiz burada. Evet. Bizim tek işimiz de bu değil. Diğer taraftaki ticaretimiz de var. Buradaki herhangi bir sıkıntımız oraya etkiliyor, oradaki buraya etkiliyor. Ama Cemil abiyle bu konuda çok güzel bir paydada buluştuk. Güzel hizmet verdiğimizi düşünüyoruz elimizden geldiğince. Ondan dolayı da mutluyuz. Geri dönüşlerini de güzel alıyoruz. İnşallah böyle devam eder. Bu yolda sizlere başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Hizmetlerinizin ve başarılarınıza devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz Tımız ile devam edecek. Sizlere Gümüşhane'den ve sektörün en iyisi Kırıntı Kafe Food işletmesinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkezi stüdyolarında.